Dilan ve Engin Polat soruşturmasında durum ne? Bugün sizlere bunu anlatacağım. Soruşturmada çok önemli gelişmeler var. Sorgu başladı mı, başlamadı mı? Bir şüphelinin serbest bırakılması, sonra bir başka şüphelinin yakalanması. Nezarethanede neler yaptılar? Bir günleri nasıl geçti? Bunları anlatacağız. Ama bugün boyunca en önemli gelişme Dilan ve Engin Polat soruşturmasındaki o lüks hayatın, şatafatlı hayatın ve hatta belki de kamuoyunda görgüsüz hayatın en önemli figürlerinden olan ve sürekli de sosyal medyadaki paylaşımlarından olan arabalarıydı. Bu arabaları biz genellikle Engin Polat'ın ya da Dilan Polat'ın sürekli kullanmasında görüyorduk. Her böyle paylaşımlarında bu lükslerini gösteriyorlardı ve hatta öyle bir hal almıştı ki yine Dilan Polat'ın bir görüntüsü vardı. O görüntüsünde tamamen bu arabayı görüyorduk ve bu arabaya baktığımız zaman da şöyle bir figür vardı. O figürdeki Dilan Polat şunu söylüyordu. Oradaki basın mensupları sorduğunda kocamın hediyesi olarak söylüyordu. İşte kocamın hediyesi dediği araba bu. Yani bu arabanın fiyatına da baktığımız zaman da yaklaşık 30 milyon lira değerindeki bir araba. Bunun fiyatını şundan dolayı verdim. Hemen açıklayalım. Bilindiği gibi bu soruşturmada kara para ve vergi kaçırmak üzerine kurulan bir soruşturma. Kara para ve vergi kaçakçılığı ve vergi vermemek. Vergi vermemek kısmını biraz daha açacak olursak da yaklaşık şirketlerinin verdikleri vergiye baktığımız zaman 7 milyon civarında bir vergi söz konusu. Yani şirketlerin 5 yıllık verdiği vergi olarak 5 ve 7 milyon arasında değişen rakamlardan bahsediliyordu. Sadece bindikleri bu araba, sadece bir araba devletten kaçırdıkları vergiyle birlikte şu arabanın fiyatı yaklaşık 30 milyon lira. Diğer arabalara geçiyoruz. Baktığımız zaman daha lüks arabalar daha var. Yine jipler var. Son model böyle hani popüler arabalar var. Bunların bütün hepsinin fiyatlarına baktığım zaman da belki de 100 milyonun üzerine çıkacak rakamlardan bahsediyoruz. Bu rakamlar bizler için çok büyük rakamlar olabilir ama bu paranın kökenine baktığımız zaman da devletin vergi sisteminden çalındığı iddia edilen rakamlar. Peki biz biraz daha bu mali şubenin içerisini gördüğümüz zaman, yani soruşturmanın kalbinin attığı yere bahsedecek olursak, bakın şu pano çok önemli bir pano. Aslında bu pano bütün herkese de mesaj niteliğinde bir pano. Çünkü bütün gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ziyaretçiler ya da polisler olmak üzere kimin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne işi düşüyorsa bu panoyu görüyor. Bu panoda Polat ailesine yapılan operasyonun görüntüsü sürekli dönüyor. Yani bütün gün boyunca bakın şu an o görüntülerde gözaltına alınmış o isimlerin tek tek geçişi görülüyor. Şimdi Sıla Doğu'nun görüntüsünü görüyoruz. Bir önceki yine önde de ablası Dilan Polat'ı görüyoruz. Yani bir nevi devletin bir mesajı var. Bu mesajı biraz daha ayrıntısına bakacak olursak çok önemli bir detaydan daha bahsedeceğim. Biz bunca zamandır arabaların plakalarını hep şunu görüyorduk. Arabalar özel böyle alınmış, özel plakalardan bahsediyorduk. Ancak şu an bu arabaların plakalarına baktığımız zaman da o baş harflerinin olduğu, rakamların olduğu plakanın yerine İstanbul Mali Şube Müdürlüğü yazıyor. Yani devlet bu arabalara el koyduğunu gösteriyor. Arabaların başında da arabalara da bir zarar gelmesin diye de yine Mali Şube'deki polis arkadaşlar, operasyonu gerçekleştiren polis arkadaşlar bugün o evlerden ve etraflarındaki yerlerden, iş yerlerinden toplanan arabaları burada koruyorlar ve bu sergiden sonra da arabalar 7 emine çekilecek ve yargılama sonunda da devleti ne kadar zararı uğrattıysalar da o zararın karşılanması koşulunda devlet bunları satacak ve gelen parayı da tamamen hazineye devredecek. Bunu belirtelim. Peki soruşturmadaki son durum ne? Hızlıca onlardan bahsedelim. Soruşturmada bugün Engin Polat'ın anneannesi serbest bırakıldı. Sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlama ise sadece ve sadece Engin Polat'ın onun kimliğini alarak o kimlikle birlikte yine şirket kurmasıydı. Yani anneannesinin aslında o şirketten hiçbir haberi yoktu. Anneannesinin bile üzerine şirket kurduğu için anneannesi gözaltına alınmıştı. Ancak sağlık nedenlerinden dolayı bugün polisler savcıyla konuştular ve savcı da serbest bırakılmasının talimatını verdi. Bunları hemen belirtirim. Bir başka detaydan daha verelim. Hemen Engin ve Dilan Polat'ın ifadesi başlanmadı ama bazı şüphelerin ifadesine başlandığını belirtelim. İki şüpheli şu an sorguda bir ifadeleri alınıyor. Engin ve Dilan Polat'ın da ifadesinin tahminen yarın akşam başlayacağı bize gelen bilgiler arasında. Ama nezarethanede bir önemli detay vardı. O nezarethanedeki önemli detay da şu. Bugün biliyorsunuz ki sadece polis
Dilan ve Engin Polat'lara yönelik operasyonu gerçekleştirmedi. Aynı şekilde başka suç örgütlere yönelik daha operasyonlar gerçekleştiriyor. O gözaltına alınan şüphelilerin hiçbiri aynı nezarethaneye konmuyor. Ya bakın, burası B blok ve bu B bloğun altındaki nezarethanede bulunuyor. Engin ve Dilan Polat'tan bahsediyoruz. Ama bundan, bu operasyondan sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı C blok olarak adlandırılan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesine konuluyor. Yani bir uyuşturucu suçluları ile ya da organize suç çeteleriyle Polat ailesi yan yana bulunmasın diye, aynı nezarethaneyi kullanmasınlar diye emniyet daha da hassas davranıyor diyelim. Ve bugünlük yayınımızı bitirip yarın yine gelişmelerimizi bu kanaldan aktaracağımızı belirtelim.